シュートだ。こんにちは皆さん、私はプリンスベジータです。欲しけなどするベルマンのプリンス。エヴァダルカナシタル。ニハヤットニハヤットや、şu iki takımı sizlere sunabiliyorum. Perşembe günü Konami PS16'ya yeni bir data pack çıkarttı. İlk data pack çıkarttı arkadaşlar. İlk DLC'yi çıkarttı. Ve bu DLC'de neler var ilk önce onun üzerine bir konuşalım. Arkadaşlar ben burada notlarımı yazmıştım zaten. Bunu Facebook'ta da paylaşmıştım. Toplam 8 yeni takım var arkadaşlar. Bunun 7'si Avrupa'dan ve biri de Arjantin'den. İsterseniz hemen isimleri de okuyayım. Avrupa'dan Apoel geldi, Helsinki geldi, Karabağ geldi gördüğünüz gibi. Galatasaray geldi, Panathinaikos, Partizan, Belgrad geldi arkadaşlar. Maccabi Tel Aviv geldi. Bir de Arjantin'de de o bu takım neyle okunuyor? CA Independiente diye bir Arjantin takımı da geldi. Sonra transfer güncellemeleri oldu arkadaşlar. 70 üzeri face'ler yeni var. Yeni face'ler var. Yeni formalar var sanırım. Fransa Ligue 1 takımların formaları falan değişti. Bazı diğer takımların formaları da değişti. Bir yeni stat da geldi. Sonra bir de gameplay üzerine düzeltmeler oldu arkadaşlar. Okey. Ben size şimdi bu maçı oynayacağım. Karabağ ve Galatasaray. Bunu zaten sizler çok istiyordunuz bu maçı oynamamı. Artık PS2016 nasip olmuş arkadaşlar. Ben size şimdi formaları gösteriyorum. Şöyle bakayım çekiyor mu? Arkadaşlar bu videoyu var ya en azından 3. kez deniyorum şu an. Ben aslında bunu Perşembe günü sizlere sunmak istemiştim. En geç Cuma günü yayınlarım diye düşünüyordum. Olmadı arkadaşlar ya. Hatta çekmiştim de benim burada mikrofonda bir tuş var, bir düğme var. Ona bastı mı? Ya da o basıksa şey ses kaydı gelmiyor. O da basıkmış, ben de çektim, konuştum, ne güzel. Neyse arkadaşlar ya, olmadı. Artık bugün görüyorsunuz. Yani özür dilerim. Şimdi birkaç sorunlar var arkadaşlar. Bu data pack sayesine, Konami sayesine birkaç sorunlar var. İlk önce transferler üzerine konuşalım. Her transferler yok. Bu transfer döneminin son haftası yapılmamış PS2016'da. Yani Konami yapmamış. Neler yapmamış bilmiyorum. Zaten Twitter üzerine bir tweet attılar arkadaşlar. Şey dediler. Yani sizlerin hepinizden özür dileriz. Transferlerin hepsini yapamadık. Sadece işte o son haftasını yapamadık dediler. Neden yapamadık bilmiyorum. Ama gelecek zaman yani bunu telafi edeceklermiş arkadaşlar. Yani yeni bir data pack, yeni bir transfer güncellemesi gelecek. Sanırım bir ay amına kalmaz gelir bu da. O zaman bütün transferler olur. Ama esas kötü konu, şimdi bu baş bölüm biraz uzadı ama yine de anlatayım arkadaşlar çünkü önemli. Biliyorsunuz ben Beşiktaş yapmıştım. Fenerbahçe yapmıştım. Sonra diğer takımlar yapmış. Lokomotiv Moskova, Celtic olsun. Bayağı bir takımlar falan yapmıştım. Bunların oyuncularını kurmuştum arkadaşlar sıfırdan. Face'lerini falan yapmıştım. Bayağı da bir uğraşmıştım. Şimdi bunlar ne oldu? Onu size anlatayım size. Bu data pack sayesinde arkadaşlar. Beşiktaş, Fenerbahçe bu takımdaki bütün kadro oyuncuların hepsi darmadağın oldu. Sağda solda. Yani hepsi dağıldı. Onu bırakın. Sadece milli takım oyuncularını bilmiyorum ama çoğu oyuncuların yüzleri sıfırlandı. Bir de vatandaşlığı sıfırlandı. Yani hepsini yeniden yapmalıyım arkadaşlar. Bu hafta şimdi Avrupa Lig maçları falan var. Şampiyon Lig maçları var. Neyle yapacağım, nasıl yapacağım bilmiyorum. Sanırım bu hafta Avrupa Lig maçlarını yapamayacağım. Çünkü şimdi Beşiktaş'ı diyelim yine hepsini düzelttim. Hepsini face'leri, mesleri yaptım arkadaşlar. Şimdi Konami yine bir data pack yapacak. Dediğim gibi transfer güncellemesi olacak. O zaman yine hepsi darmandağın olacak. Bilmiyorum ne yapacağımı. Neyse. Bugünkü maça geliyoruz. Karabağ Galatasaray dediğim gibi. Karabağ'da arkadaşlar Cundinho yok. Bu Armenteros'u ben ekledim. Bunu da söylemiş olayım. Cundinho çıkartmış arkadaşlar. Bilmiyorum neden. Karabağ'da oynuyor sanırım hala ama yok. Reinaldo'la sakatlanmış. Bunun haberini aldım. Sene sonuna kadar ne yazık ki oynayamayacak. Neyse böyle arkadaşlar. Galatasaray'da görüyorsunuz sahada. Bence Karabağ'ın gücü çok az. Maça doğru gidelim. Gücünü bayağı az yapmış arkadaşlar. Ne az yaptılar bilmiyorum. Biliyoruz yani Karabağ'ın Galatasaray gibi ya da pardon Galatasaray demişim yani Real Madrid gibi takım değildi ama Karabağ bu kadar da güçsüz değildi arkadaşlar. Birazcık daha güç yapabilirlerdi. Avrupa Lig maçı oynuyoruz bu arada. Bakın animasyonlara dikkat edin. Bu önceden yoktu bu data pack sayesinde şimdi böyle. Data pack'ten önceki animasyon ve scoreboard arkadaşlar.
gösteri maçın scoreboard'uydu, animasyonuydu. Şimdi bunu da değiştirmişler. Bayağı güzel olmuş. Orijinal Avrupa Lig scoreboard'u var. Ben bu arada bayağı bir susadım. Su içeceğim arkadaşlar. Siz de bakın, Galatasaray'ın face'lerini görüyorsunuz. Bazı oyuncuların face'leri var. Ama her oyuncun yok. Karabağ'ın hiç yok ne yazık ki ya. Burada en azından birkaç oyuncun yapabilirlerdi. Bakın Sadıkov, Şeyç, Hüseyinov, Medvedev sarışın, tamam. Agoli uzun saçlı gibi bir tuhaf. Garagarayev sarışın uzun saçlı, Almeida uzun saçlı. El Cadeo'yu tip olarak andırıyor, Tagiyev birazcık andırıyor. Dani Quintana, Diego Ribas'ı andırıyor. Reinaldo bir iyi arkadaşlar, bir Reinaldo'yu yapmışlar. Bilmiyorum niye böyle. En azından bir iki face yapabilirlerdi. Ya da ne bileyim, Almeida misal, ya da Garagarayev sarışın mı, o da sarışın değil. Sarışın yapmışlar. Yani ben bile böyle bir kendi halime bir şey, güzel bir şey yapabiliyorsam onlar niye yapamıyor bilmiyorum arkadaşlar. Konami işte. Bazı acayip iyi şeyler yapıyorlar ama aynı zamanda da bayağı da bir batırıyorlar. Böyle yani tam sevinemiyor. Tam seviniyorsunuz, sevinciniz böyle burada kalıyor. Moralim çok bozuldu o Beşiktaş. Ne güzel yapmıştım Fenerbahçe takımları. Hepsi dağıldı arkadaşlar. Yani bayağı moralim bozuk. Neyse, unutuyoruz bunları. Maça geliyoruz. Ve maç hakem müdürlüğüyle başladı arkadaşlar. Karabağ Galatasaray Avrupa Lig mücadelesini görüyorsunuz. İki takıma başarılar diliyoruz. Bu sadece bir tanıtım maçı arkadaşlar. Gösteri maçı. Sizlere bu iki takımı tanıtıyorum. Demek istediğim, sakına sakına kendi aranızda yorumlarda falan kavga etmeyin arkadaşlar. Dostluk kazansın, kardeşlik kazansın diyorum. Bu her şeyden önemli. Bizler birbirimize destek olmalıyız. Desteklemeliyiz. Umarım sizler de benimle aynı görüşürsünüzdür. Dilim dönmedi, çaktırmayın. Aynı görüş desinizdir. Heh, şöyle. Arkadaşlar yani sakına sakına. Tek isteğim sizlerden, sakına kavga etmeyin. Okey. Şimdi maça konsantre oluruz. Ben Karabağ'la oynuyorum dediğim gibi. Garagarayev topu kaptı. El Cadiyavi'ye doğru oynadı. Şimdi şut alabilir. El Cadiyavi şut atıyor. Allah'ım. Gol geliyordu. Birazcık bir dikkat edelim arkadaşlar. Gameplay'de düzeltmişler. Bakalım neler düzelmiş. Birazdan face'leri de yakına alırım. Orada da görürsünüz. Karabağ'ın göstermeye gerek bile yok arkadaşlar. Çok kötü. Bir Reinaldo'nun iyi. Hadi oğlum. Eyvah. Hakem avantaja bıraktı. Şimdi Vesesane'de Galatasaray geliyor. Snyder. Burak. Rodriguez. Araya Hüseyinov girdi. Ara pası şey hiç kapıyor. Uzun oynayalım. 6 dakika oynuyorum. Yani kısa bir video arkadaşlar. Çünkü ben bunu 3-4 kere denedim. Bir türlü olmadı. Tadim ne güzel çekmiştim. Benim oyun kaydetme cihazına record'a basmasını unutmuşum. Olmadı. Şimdi yine deniyoruz. İnşallah bir problem çıkmaz bu sefer. Agoli. Dani Quintana. Oyna oğlum. Medvedev. Top gelir mi? Hayır. Paslı paslı oynamalıyım. Hızlı oynamalıyım çünkü Karabağ'la bayağı zor arkadaşlar. Topla falan gidemiyorsunuz. Reinaldo Silva kalede. Muslera var arkadaşlar. İlk defa tehlikeli geldi Karabağ. Bu pozisyonun tekrarına bakıyoruz. Boğazım kurudu ya valla. Ulan 90'a giriyormuş. Kalede Muslera olmasa var ya. Karabağ 1-0 öndeydi. Şimdi Dani Quintana ve Konner. Hadi Reinaldo. Tagiyev vuruyor beklenmeden Allah'ım. Karabağ bayağı iyi başladı. Ve boğazım kurudu yine, su içmeliyim. Çabuk. Monster'ım kalmadı arkadaşlar, bitti hepsi. Kardeşimden şöyle iki tane Red Bull çalmıştım, onu da bitirdik. Artık normal kola şey nasıl doldurduk onu içiyoruz. Olsun. 33 dakika geride bıraktık. Galatasaray birazcık tutuk oynuyor. Tofik Bakramas adında. Şimdi Karabağ kaptı.
Karagarayev. Karagarayev gidiyor. Topu kaybedecek mi? Elcadiyavi kaptı. Medvedev aşağıda boş. Allah'ım bakın bunu diyorum işte. Çok güçsüz yapmışlar arkadaşlar ya. Paslar gelmiyor. Bu sanırım bu tek golü bir şey olmayacak arkadaşlar. Ama dediğim gibi önemli olan zaten bu değil. Sizlere bu iki takımı tanıtmak. Şöyle bir deneyeyim ya. Aha geldi mi? Geldi mi? Hayır. Podolski. Defans yardım ediyor. Şimdi Garayev. Ah, paslar gelmiyor arkadaşlar. Olsun böyle mi idare edeceğiz. İlk yarı bitti 0-0. Galatasaray sanırım kalemize hiçbir şey atmadı. Evet biz 3 kere çaktık. Ne biçim süperstar bir maç düzeyi lan bu. İkinci yarıya geçiyoruz. Bu ikinci yarıda birazcık Galatasaray ve Karabağ ve benim kanalımla ilgili yani bunun üzerine konuşalım. Bir dakika. Allah'ım gol geliyor mu? Evet. Galatasaray ilk şutuyla 1-0 öne geçiyor arkadaşlar. Gol atan oyuncu Burak Yılmaz. Galatasaray Tofik Bahramoğlu'ndan 1-0 önde şimdi. Ne diyecektim? Golün tekrarına bakın siz. Şimdi Perşembe günü biz PES 2015'te arkadaşlar My Club Galatasaray'ın seri finalini yaptık. Eğer bunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. 9. bölüm son bölüm oldu. Orada o bitirdik arkadaşlar bu seriyi. Ama PES 2016 devam edecek. Yani ben zaten Galatasaray'ın gelmesini, eklenmesini bekliyordum PES 2016'ya. Bu nedenle dolayı şey gelmedi arkadaşlar. My Club gelmedi PES 2016'da. Yani bu My Club serisi Galatasaray'a devam edecek. Ve Karabağ'la şey düşünüyorum. Bunu diğer videomda söylemiştim. Böyle bir Avrupa Lig serisi yine arkadaşlar. 2015-2016 sezonu Avrupa Lig Karabağ'la baya güzel olur bence. Ama bunlar sizlere bağlı. Şimdi o pas gelir mi? Geldi. Hadi oğlum. Dani. Dani hadi be. Dani Quintana atıyor. Ey yavrum ey ne şuttu be. Karabağ 1-1 yapıyor arkadaşlar. Ama Avrupa Ligi'ye başlamadan önce bizim tabii ki Şampiyonlar Ligi serimizi bitirmemiz gerek. Şu an çeyrek finaldeyiz arkadaşlar. Bayağı da bir zor durumdayız. Real Madrid'e karşı ilk maçımızı çeyrek finalde ne yazık ki kaybettik. Eğer bunu izlemediyseniz izleyin. Bunun revanşı da olacak ama belki de son bölüm olacak arkadaşlar. Eğer o seri biterse Şampiyonlar Ligi serisi Avrupa Ligi serisine başlayacağım sanırım. Ama bu sizlere bağlı. Bununla ilgili video sonunda sizlere bir şey anlatacağım zaten. Şu golü tekrar bakalım. Ey yavrum ey be. Dani Quintana çok sert vurdu be. 1-1 oldu şimdi arkadaşlar. Birkaç oyuncu değiştirelim. Ya da ben size faceleri göstereyim önce değiştirmeden. Arkadan göstereyim lan. Şey hiç arkadaşlar. Şey hiç benzemiyor. Dediğim gibi orijinal faceler yok Karabağ'da. Allah'ım nereye gitti o? Hüseyinov. Sadıkov. Şöyle yapayım da isimleri de görün. Medvedev. Golü'ye bakın arkadaşlar adam saç ektirmiş. Karabağ'da galiba bayağı iyi kazanıyor. Saç ektirmiş. Gözlere lens atmış. Garagarayev de saç ektirmiş. Sarışın yapmış kendisini. Çok saçma arkadaşlar ya. Richard Almeida normalinde hiç saçında saç şey kel normalinde. Burada uzun saç yapmışlar. El Cadiaoui tip olarak andırıyor bence sadece ama o kadar çok benzemiyor. Tagiyev. Yani diyelim. Yüzünü göster. Neyse böyle arkadaşlar gözünü aç oğlum. Dani Quintana birazcık Diego Ribas andırıyor bence. Fenerbahçe Diego Ribas. Reinaldo bayağı iyi ama bakın arkadaşlar bence Reinaldo'yu bayağı güzel yapmışlar. Benziyor. Hızlıca Galatasaray'a geçiyoruz. Burada yeni face'ler yok, eski face'ler var. Muslera orijinal. Şuşetçi bir türlü orijinal face yapamadılar. Hakan Baltın hep orijinal face olurdu. Bu bölümde yok. Sabri'ye bakın arkadaşlar hiç benzemiyor ya. Carol'un da yok. Selçuk'un var orijinal face'i. Yüzünü göster adamım. Selçuk İnan.
Surat Rodriguez'inde yok. Umut Bulut'un var. Orijinal face'i. Böyle bayağı da güzel. Podolski'nin var. Snyder'ın da var. Burak'ın da var. Bayağı güzel. Burak'a bakın arkadaşlar. PlayStation 4'te bu. Bomba vallahi. Bir de top arkadaşlar. Bu Avrupa Lig yeni 2015-2016 topu. Bir de PlayStation 4'te çim arkadaşlar 3 boyutlu biliyorsunuz. Şöyle. Okey. Bunu da göstermiş oldum. Hızlıca bir oyuncu değiştirelim. Ne yapalım? Kim alalım? Armenteros'u mu alsam? Hadi gelin onu yapalım. Çift forvet yapalım. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Okey. Böyle oynayalım. Armenteros'u görüyorsunuz. O da işte. Öyle benzemiyor arkadaşlar. 56'dayız. Karabağ 1-1 yaptı. Şimdi devam. Ronaldo. Daniye verdi. Armenteros'tan. Hadi gönder Armenteros'u. Hemen girdi maça, gol mu atacak? Hayır. Şimdi Sabri. Sabri geriden oynuyor. Şecu. Şecu Allah'ım, hatalı bir pas Şecu'dan. Armenteros. Adam nereye gönderdi? Atamıyoruz arkadaşlar. Atamıyorum daha doğrusu. Okey, birazcık da zormuş. Devam. Şimdi top Tagiyev'de. Snyder araya girdi. Selçuk Burak'a oynuyor. Burak Tagiyev yine girdi araya. Gönder aradan Dani. Hadi oğlum Dani, önüm boş. Dani atamıyoruz. Şut atamıyoruz. Galatasaray defansı girdi araya. Şimdi Sebastian Snyder. Snyder geriden oynuyor. Şecu. Sabri Reis. Sabri Umut Bulut. Şecu. Umut. Selçuk'tan büyük bir hata. Armenteros ile şimdi önü boş. Şut atmalıyım çünkü biri geliyor. Gidemiyorum arkadaşlar. Gitsem hemen oyun topu kapacaklar. Çünkü Karabağ çok güçsüz yapmışlar. Eyvah. Burak. Umut. 78'deyiz. Ve top çıkıyor. Okey. Gelin birkaç oyuncu daha değiştirelim. Zaten sadece iki oyuncu kaldı. Kim gelsin? Smilov gelsin. Oraya alalım. Şöyle yapalım. Ronaldo'yu oraya alalım. Buraya da kupon gelsin. Rival kupon. Okey. Bu oyuncuları da görüyorsunuz. Bunlar da benzemiyor. Göstermeye gerek yok. Bunların hepsini ben düzeltmeliyim arkadaşlar sonradan. Face'leri falan. Tagiyev'e bir ara pas gelmedi. Eyvah. Umut Bulut. Agoli bastırıyor orada. Agoli. Şimdi. Ah Pupon be. Geçemiyor. Taçina Karabağ'ın 85'teyiz arkadaşlar. Bir gol daha görebileceğiz mi? Çok güzel. Ah Agoli be. Bunu diyorum işte arkadaşlar. Çok zor Karabağ'la oynamak. Bir de süper sarmaş düzeyinde. Şimdi Selçuk. Hayır, hatalı pas. Bastırın. 90'ı geçti arkadaşlar. 92'deyiz. Galiba maç 1-1 bitecek. Eyvah Allah'ım. Sakın ha. Murak. Oh, son anda.
Arkadaşlar birbirimizi zor yuttuk. Aslında iyi şeylerde girdik de. Neyse iyi ya, bir bitsin böyle, güzel bence. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyoruz ne yazık ki. Bir bitti. Şimdi dediğim gibi My Club Galatasaray PS2016'da devam edecek. Bunu vakit bulduğunda hemen çekeceğim sizlere. Hatta bakın arkadaşlar, ben biliyorsunuz böyle bir PS2016'ın özel versiyonunu ön sipariş etmiştim. Bunun sayesinde baya güzel olacak arkadaşlar, ama onu PS videosunda görürsün, yani şey My Club videosunda görürsünüz. Baya bir, yani kodlar falan var, güzel kodlar var. Onların sayesinde iyi oyuncular gelecek inşallah. Karabağ Şampiyonlar Ligi serisi bitti mi de Avrupa Ligi serisine başlayacağım mı? Galatasaray'la da My Club başlayacağım mı? Bunlar şimdi size bırakıyorum. Çünkü arkadaşlar sizlerle böyle bir anlaşalım isterseniz yine. Şimdi bu videoya beğenirseniz bu videoyu arkadaşlar, ya da beğeni verin ki ben anlayayım sizler bu seriyi görmek istiyorsunuz. My Club Galatasaray, bir de Karabağ Avrupa Ligi. Bu video güzel bir beğeni sayısına ulaşırsa arkadaşlar, hem böylece bana da desteklemiş olursunuz, beni de desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Kanalımı desteklemiş olursunuz, bir de bu videoyu desteklemiş olursunuz. Çok konuşuyorsun Prince adamım. Şu uzun lafın kısası arkadaşlar, bu videoyu lütfen beğenin. Güzel bir beğeni sayısına ulaşırsa bu, o zaman arkadaşlar, yani ne diyeyim, en az kaç istesem sizlerden, 300 mü 500 beğeni sayısı, 300-500 beğeni sayısına ulaşırsa bu video, hemen My Club Galatasaray gelecek. Yani videosuna başlayacağım, çekeceğim arkadaşlar. Bir de Karabağ Şampiyon Lig serisi bitti mi Avrupa Lig serisine başlayacağım. Okey. Böyle bir şey yapalım, aramızda şey olsun böyle sizlerle. Sizlere ben güveniyorum, bu sayıya mutlaka ulaşacağız. Ben şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz dediğim gibi beğeni sembolüne basın. Ulan ne çok beğenicisin lan Prince. Neyse. Önemli arkadaşlar. Kanal adına çok önemli bunlar çünkü. Ondan böyle yapıyorum. Abone olmayanlar abone olabilir. Bunu da söyleyeyim. Teklif var, ısrar yok. Artık çıkıyorum. Benden kurtuldunuz. Ben de kurtuldum bu videodan arkadaşlar. Peace out. Sayonara. Bye bye. Sizleri seviyorum.